Sağlıklı bilginin en doğru adresi Doktor Feridun Kunak Show bugün de dop dolu. Soğuk algınlığı deyip geçmeyin. Geçmek bilmeyen soğuk algınlığından nasıl kurtuluruz? Grip ve soğuk algınlığı için doğal sağlık reçeteleri. Öksürükten kurtulmak için mucize çözümler ve faydalı bitkiler. Hastalıklara savaş açan çocukların severek tüketeceği doğal şurup. Sahte bal nasıl anlaşılır? Bal alırken nelere dikkat etmeliyiz? Sağlıklı yaşamanın sırrı mutfağınızda. Şifa deposu, üvez sirkesi yapımı. Az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerimiz, sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim, ben size şimdi çok değişik karışımlar yapacağız. Bugün ne için yapacağız biliyor musunuz? Tam zamanı, havalar, güneş açıyor. Geceleri soğuk oluyor, anlayamıyoruz. Kaloriferleri yakacağız mı, yakmayacağız mı? Sobaları yakacağız mı, yakmayacağız mı? Karışıklık esnasında beden şaşırıyor. Bir soğuğa, bir sıcağa giderken başlıyor öksürükler, tıksırıklar. Okullar açıldı, çocuklar birbirinden okuldan kapıyorlar. Şimdi onlara karşı çok güzel çözümler, evde kolayca yapabileceğiniz çözümler anlatacağım. Lütfen bunları güzelce dinleyiniz, muhakkak uygulayınız. Çok rahat bir şekilde bu dertten kurtulacaksınız. Size Rabbimin bize verdiği çok enteresan bir bitkiyi takdim edeceğim. Ne olduğunu biraz sonra soracağım. Bu bitkiyi de göstereceğim. Acaba bu bitki ne? Çok önemli bir nimet. Öyle mi? Acaba ne? Maydanozgillerden mi? Bakalım ne olduğunu biraz sonra soracağız. Sevgili kardeşlerim, baldan bahsedeceğiz. Bal çok önemli bir nimet diyeceğiz. Balı muhakkak yiyin diyeceğiz. Bal çok kıymetli diyeceğiz. Ama piyasada bir sürü sahtesi var. Sahte bal nasıl oluyor? Nasıl olmuyor? Nasıl anlamaya çalışacağız? Birazcık onlardan bahsedeceğiz. Ve ben size canlı yayında gözünüz önünde bir sahte bal yapacağım. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Onların hepsini anlatacağım. Yanlış örnek olmayalım. Ha? Örnek olmak için değil. Yani yapılabiliyor. Zaten dikkat evet, edin. Niyeti kötü olan insan dikkat zaten bulur diyeceğiz. Yapar yani. Balın muhakkak sertifikalı ballardan almaya çalışın. Devletimiz artık mühür vuruyor altına, böyle satılabilir ve Tarım Bakanlığı izin diyor. O ballara güvendiğiniz baldan alın diyeceğiz. Açık balları alırsanız muhakkak güvendiğiniz, bildiğiniz kardeşlerimizden alın diyeceğiz. Onu belirtmek için. Yani sahtekarlara mani olan yok, diye örnek göstereceğiz. Yok, ben çok merak ediyorum. Mesela tadı, kokusu, sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, üvez denilen bir nimet var. Biraz sonra neye faydaları var onlardan da bahsedeceğiz. Bizim arkadaşlar hazırlasınlar, üvez neye faydaları var onu da hazırlasınlar. Hemen size güzelce, onları güzelce göstereceğiz. Evet sevgili seyircilerim, kırmızı pancarımız var. Neye faydaları var onları da anlatacağız. Hepsini güzelce size izah edeceğiz. Serap Hanım çok özel bir karışım yapacak bize inşallah. Bunların hepsini yetiştirmeye çalışacağız evet. Sevgili kardeşlerim. Meme kanserinden korunmak için neler yapmamız gerekiyor onlardan bahsedeceğiz. Hepsini güzelce göstereceğiz elimizden geldiği kadar. Her zaman olduğu gibi ayakkabılarımızı vereceğiz. Ayakkabıları kazanabilmenin şartı şifremizi bilmek. Şifremizi bilen kardeşlere erkekler erkek modeli, hanımlar hanım modeli ayakkabılarımızı vereceğiz. Hemen sabah sporumuza bir başlayalım. Sabah sporumuzu bir yapalım, bir kendimize gelelim. Sabah sporu çok önemli. O yüzden muhakkak hep beraber yapmamız gerekiyor. Sakın ihmal etmeyin. Sevgili kardeşlerim, hafta sonu ben derslere gittim. Toplantı yaptık. Toplantıda doktor arkadaşlarımızla beraber hacamatla ilgili bir kurslara gittik. Hacamatla ilgili bir imtihana gittik. Biraz güldüreyim sizi. Evet. Hacamat kursu. Bir gün akşam ders çalışıyorum, biraz bakıyorum filan. Sude geldi, baba ne yapıyorsun dedi. Dedim kızım işte gidiyorum ya, kursa gidiyorum. Devam ediyorum, bir aydır kursa devam ediyorum. Şimdi bunun imtihanı olacak. Aa inanmıyorum, babam da imtihana mı girecek dedi. Dün imtihanda olduk. Oradaki arkadaşlarımızdan hepsine selam gönderiyoruz. Hacamat çok önemli bir tedavi şekli. Onu önümüzdeki günlerde anlatacağız. Yalnız kursunu bitirmiş. Sakın ha doktorların dışında kimseye yaptırmayın. Önemli olduğunu biliyorduk. Sağ olsun Sağlık Bakanlığımız düzenledi. Çok önemli şeyler anlattı. Çok güzel şeyler gösterdi. Doktor olmayan bir kişinin hacamat yapması çok büyük tehlike. Çok büyük sıkıntı. Bakın Sağlık Bakanlığı doktorlarını yetiştiriyor. Lütfen doktorlara yaptıracaksınız. Sakın ola ki dikkat ediniz. Çünkü hacamat güzel. Peygamberimiz de yaptırmış. Doğru ama bilen kişi yaparsa. Peki canlı yayında yapacak mıyız? İnşallah göstereceğiz. Canlı göstereceğiz. Yayında yapın da. Evet sevgili kardeşlerim, hemen devam ediyoruz. Şimdi sabah cimnastiği yapalım. Neyse, anlatmak istediğim olay şuydu. Bütün
dünkü bütün doktor arkadaşlarım, Türkiye'nin her yerinden gelen doktor arkadaşlarımızın toplantının sonucunda şu karar çıktı. İşte hacamaz şu bu filan ama spor yapmadan beden kendine gelmez. Bir daha söylüyorum. O kadar doktor arkadaşlarımızın hepsinin toplantı sonucunda çıkan karar şuydu. Halkımızı spor yapmaya. Yani bu sabah jimnastiğini yapmaya teşvik edelim. Bunu yaparsak sağlıklarına kavuşacaklar çıktı. O yüzden bu çok önemli. Lütfen bunu güzel yapınız sabah jimnastiği. Hadi boynumuza başlıyoruz. Gidebildiği kadar sağa, gidebildiği kadar sola. Gidebildiği kadar sağa, gidebildiği kadar sola. Şimdi iyice aşağı, iyice yukarı. Bu hareketleri siz başka zamanlarda da aklınıza geldikçe en az 10'ar tane yapmaya çalışınız can kardeşler. Ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi, haberiniz olsun. Şimdi sağa sola eğelim. İyice sağa eğdik. İyice sola eğdik. İyice sağa, iyice sola. İyice sağa, iyice sola. İyice sağa, iyice sola. Sağa, sola. Sağa, sola. Evet sevgili kardeşlerim, çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Omuzları çeviriyoruz. Omuzları çeviriyoruz. Tersine çeviriyoruz. Tersine çeviriyoruz. Tersine çeviriyoruz. Omuzlarımız için bu hareketler çok önemli. İyice şu küreklerimizin hadi adeta birbirine dediğin işte aldığı yerde kaldır. Harikasınız. Sevgili kardeşlerim, omuzlarımıza devam ediyoruz. Çevir, 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 çevir. Ters çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir. Olduğu yerde kaldır, indir. Kaldır, indir. Kaldır, indir. Kaldır, kaldır, indir. Harikasınız kardeşlerim. Geldik ellerimize. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Yumruk sık, bırak. Yumruk sık, bırak. Yumruk sık, bırak. Bileği çevir. Ters çevir, ters çevir, ters çevir. Dirsekler aç kapa. Aç kapa. Aç kapa. Aç kapa. Şöyle bir rahatlayın bakalım. Derin derin nefes alalım. En önemli sporumuz ruhunuzun sporu sevgili kardeşlerim. Ruhunuzun sporu nereden geçiyor? Şükretmekten geçiyor. Şükretmezseniz hiçbir şey olmuyor. O yüzden diyoruz ki bütün verdiklerine çok şükür ya Rabbi, çok şükür. Huzuruna, mutluluğuna çok şükür, çok şükür diyoruz. Ve devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. Sırtımızla ilgili hareketler yapmıyor. Dirsekler önünde kapatıyoruz, açıyoruz. Kapatıyoruz, açıyoruz. Kapatıyoruz, açıyoruz. Kapatıyoruz, açıyoruz. Olduğu yerde dönebildiği kadar sağa, dönebildiği kadar sol. Sağa, sola. Sağa, sola. Sağa, sola. Çok güzel. Sırtımız belimize devam ediyoruz. Sağa doğru eğil, sola doğru eğil. Sağa, sola. Sağa, sol. Sağa, sola. Ellerimiz ensemizde, olduğumuz yerde eğileceğiz. Eğile, 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 eğile. Geriye, geriye, geriye. Eğile, eğile, eğile. Geriye, geriye. Sırt için, bel için hareketleri devam ediyoruz. Burada bir ablam var, yapmıyor. Aman diyor, göbeğim erimesin diyor. Dursun göbeğim yerinde diyor. Şimdi yaparım da göbeğim eri diye korkuyor. Şöyle geriye, geriye gidin. Geriye, geriye gidin sevgili kardeşlerim. Katılım süper, katılım süper. Harikasınız hanımlar. Muhteşem. Evet sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim devam ediyoruz. Kalça ile belle, sırtla ilgili hareketlerimize devam ediyoruz. Kaldır, indir, kaldır, indir. Kıvırt. İndir, kaldır, indir, kaldır, indir. Kandır, indir. Bilgisi yok. Kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. İndir, kaldır, indir, kaldır, indir. Çek, yana aç, getir, bırak. 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 Evet, olduğu gibi öbürünü yapıyoruz. Çek, bırak. Çek, çek, bırak. Çek, bırak. Çekiniz, çekiniz. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, yana aç, getir, 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 bırak. Bu kalçalarla ilgili hareketler çok önemliydi. Geldik dizimize. İyice çek, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. Bunu yaparken ayağı kendinize doğru çekiniz. Öbürünü yaptık. Çek, bacağı kendinize doğru kaldır, indir.
Kaldır indir, kaldır indir, kaldır indir. Bu diz için, kalça için çok önemli hareketlerdi bunlar sevgili kardeşim. Geldik ayaklarımıza. İyice çek, iyice bırak. İyice çek, iyice bırak. İyice çek, iyice bırak. İyice bırak. İyice çek, iyice bırak. İyice çek, iyice bırak. Şöyle bir rahatlayın. Derin derin nefes alın bakalım. Sevgili kardeşlerim, biraz sonra size çok güzel Ankara'mızın Çamlıdere'sinde organik bal nasıl yapılıyor, o yöreye gittik, ziyaret ettik, orada çekimler yaptık, onu göstereceğiz. Ben sonra size burada bir bal yapacağım, nasıl yapıldığını göstereceğiz beraberce, onu göreceğiz. Üvez sirkesi yapacağız, tam zamanı sakın kaçırmayınız ve biraz sonra da bu bitkiyi soracağım size, acaba ne? Evet sevgili kardeşlerim, ablam hiç bizim hevesimizi kursağımıza tıktı. Ama hemen adını bildi. Ama hemen duyuyorum. Adını bildi. Ekrandakiler ya için. Ya bir dakika dur Allah'ın kulu, Bismillahirrahmanirrahim'de. Hocam bitince ben biliyordum. Hemen tamam, atladı oradan su teresi diye. Evet Allah, sevgili kardeşlerim. Duyuldu. Su teresinin. Neymiş su teresiymiş? Su teresinin özelliğini biraz sonra anlatacağım. Neymiş? Biraz. Evet, biraz sonra anlatacağım. Şimdi balımızı görelim, bir kendimize gelelim. Biz heveslenmiştik. Dün Gölbaşı'nın organik pazarından aldık, hevesleniyorduk. Bunu bilmezler. Acaba ne güzel tanıtacağız filan derken hemen oradan atladı su teresi diye bildi ablam. Helal olsun ablama. Evet, şimdi sevgili kardeşlerim, balla ilgili çekimimizi görelim. Arılar ne iş yapıyor, neler yapıyor görelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Sevgili seyircilerim, Ankara'mızın Çamlıdere'nin balları çok meşhurdur. Neden? Ankara'mızın Çamlıdere'si yüksek tepelerdedir. Güzel bitki örtüsü çok fazladır. Güzel çiçekleri çok fazladır. O nedenle bu yörenin balları çok güzeldir. Ayrıca çam balları da olur ama bu yörede daha çok bitkiler nedeniyle çiçek balları olur. Doğru. Evet, burada kızılçam olmadığı için sadece çiçek alıyor balı. Bu sevgili kardeşimiz, kendisi elektronik mezunu olmasına rağmen kendisi bağcılıkla uğraşıyor. Bize balla ilgili bazı bilgiler söyleyecek şimdi. İyi bir balı nasıl anlayacağız? İyi bir balı şu an piyasada zaten hani çoğunun sertifikası vardır. Olmayanların da hani genellikle insanın damak tadı. Evet. Yani. Şimdi kardeşimin tavsiye ettiği şey, diyor ki belgeli sertifikalı olanlarını tercih edin. Diğerinde de damak tadına. Şöyle baktığımızda mesela berraklığından şundan bundan anlaşılır mı? Şimdi bu çiçekten aldığı zaman bu bulanık renk, yani aydınlık olan renk değişir. Yani mesela, ondan anlaşılmaz. Tabii. Renk mesela kalite ifade etmez renk. Sevgili kardeşlerim, iyi bir balda kokusuna bakacaksınız. Ağzınızda aldığınızda, balı ağzınıza aldığınızda yakmayacak ama böyle hafif böyle bir buruk, böyle tam tatlı çiçeğin, buruk bir tat ve çiçeğin özlerini ağzınızda hissedeceksiniz. Damağınızla dilinizin arasında ezdiğinizde genizinize hafif böyle yakarmışçasına bir his gelecek. Yani tatlı bir şeker yakması değil. Sonra tatlı bir yanma böyle. Tatlı bir yanma. Tatlı hani, bir yanma öyle şekerdek gibi değil. Anlatılmaz tatlı yaşanır yanma. Evet, diyebiliriz. Anlatılmaz yaşanır, doğru söylüyorsunuz. Bir tane daha şey alalım şundan. Şimdi balda bir de şunu söylüyorlar sevgili seyircilerim. Bunun da birazcık gerçeklik payı var. Şöyle alıyorsunuz kavanozdan. Balı şöyle sarkıtıyorsunuz sevgili seyircilerim. Bakın akışkan, akışkan, akışkan. Şimdi hakiki balda akışkanlık bittiği zaman bal kendini yukarıya doğru çekecek bakın. Gördünüz mü? Çekti. Topladı. Bakın gene akacak. Hemen topladı kendini. Bu hakiki balda oluyormuş. Diğer şekerli balda pek olmazmış. Eğer bu arı şekerli bir bal olsaydı bu şekilde krem gibi olmuyordu. Ağzınıza aldığında çıtır çıtır şekerler geliyordu. Ama bunda görüyorsunuz kaymak gibi, yani ağzınızda hemen krem kıvamında dağılıveriyor. Bu da onun %100 hakiki bir bal olduğunu, tamamen doğal bal olduğunu gösteriyor. Doğru mu kardeşim? Evet. Evet sevgili seyircilerim, arılardan korunmak için çok güzel kıyafetimizi de giydik. Biraz sonra arı çiftliğine de doğru, arı kovanlarının olduğu bölgeye de gideceğiz. Bakalım arılarla ilgili kardeşimiz neler söyleyecek, onu da dinleyeceğiz.
Ankara Valiliği İl Tarım Müdürlüğü'nün organik sertifika verdiği 4 konak köyünde organik bal üretim tesisine geldik. Burada balcı abimle beraber konuşacağız. Gel bize bir tanıt kendini abi. İsim neydi? İsmim Yusuf Özer hocam. Yusuf Özer abim burada organik balcılık yapıyor. Sevgili seyircilerim, bu arıların en büyük düşmanı ayı. Maalesef buradaki ayılar dağlarda var hakikaten burada. Yüksek rakımdayız çünkü. Evet, bunlardan korunmanın çaresi için de buraya ışık vuruyor. Bu CD'lerde yansıttığı için ayı ondan ürküp gelmiyormuş sevgili seyirciler. Evet. Çekersen daha gel, faaliyette bak, çalışıyor. Bak şurası çok arılar giriş çıkışlarını gösteriyor. Tam bir şey vaziyette. Sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi arılar çok kuvvetli bir şekilde kovanlarına giriyor. Hepsi gördüğünüz gibi bütün kovanlar sertifikalı sevgili seyircilerim. Dikkat etmenizi çekerim. Dikkatinizi çekerim. Tam plakalı. Kovanların hepsi Tarım İl Müdürlüğü tarafından denetim altında. Şimdi bir kovanın içini görmeye çalışacağız sevgili seyircilerim. Evet, bakın görüyorsunuz hocam, arılar kovanların içinde. Olduğu için. Kovanların içindeki biraz sevgili seyircilerim görüyorsunuz. Tam dolu değil. Bakın tam dolu petekleri bize gösteriyor abi. Şu anda bu arımız bakın, bu kadar sevgili bal, seyircilerim, 6 yavru yapmış. Gösterelim. Bakın böyle bal üstü doldurmuş. Bal. Şu yavruyu söktüğü zaman buraya da bulabilirse bal vuracak. Şurada, bakın şu kapalı gözeneklerin içinde larvaları var. Yani arının yumurtlamışlar. Onun içinden çıkacaklar. Çoğalmasını sağlayacak. Çoğalmasını sağlayacak. Arılar çıkacak içinde. Onun içinde de larvaları var ve arının bir müsaade et abi onu göster. Başka göster. Bunun içinde kahvere açık kahverengimsi bir madde var. Ona da oğlum, bir piyasada, piyasada arı sütü tabir edilen bir şekilde satılıyor sevgili seyirciler. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz larvası, yani arının larvası olmak üzere bakın 10 günlük bir yumurtadan oluşan larva hafif hafif oynuyor sevgili seyircilerim, görüyorsunuz. Bakın diğer bölümlerinde de hep bunlar da arı çıkacak. Bunlar 21 gün sonra bunlar da çıkacak, aynı böyle çıta üzerinde bal taşıyacak. Evet ve gördüğünüz gibi burayı doldurmuş, burayı bal yapmış ama buralarında da arının onlar çıkınca da tekrar dolduracak orayı. Dolduracak. Buraya dolu böyle bal olacak. Evet. Bu peteğin özelliği %100 doğal petek. Ne demek? Organik. Organik petek, yani kendi bal mumundan yapılmış petek. Evet. Katiyen ve evet. Katiyen sentetik bir şey kullanılmıyor burada. Çıkaracağız. Bir tane de karakovan çıtası çıkaracağız. Şimdi... Tabii bu arılara biraz kardeşim önceden duman yaptı sevgili seyircilerim. Duman yaptı ki arılar birazcık böyle hafif sersemledi. Yoksa daha böyle saldırgan demeyeyim de daha böyle hızlı bir şekilde oğlum, şey yapıyorlar. Evet. Hocam bu bakın, balımız karakovan balını biz buna hiçbir şey koymadan şu kendi mi yaptı bu şeyi, evet. Peti? Evet. Bakın sevgili seyircilerim, bunda da arı tamamen bunu kendisi yapıyor. Bu peteği de kendisi örüyor ve kendisi tamamen %100 doğal karakovan balı da bu şekilde oluyor. Bakın evet. Doldurmuş, bayağı doldurmuş abi bunu. Tamam hocam, şu andaki peki burada yavru yok burada değil mi? Bunda olmaz, hepsinde değil. Sevgili seyircilerim, şimdi size doğal %100 organik olarak polen. Üretilen poleni göstereceğiz. Bu da arının dolaşırken ayaklarına dolaşan çiçek tozlarından, evet, çiçeğin özünden kovanda güzelce toplamışlar kardeşlerimiz. Bunu daha sonra alıyorlar. Bu bir günlük falan hocam. Şu anda da polen zaten zamanı olmadığı için biraz az. Biraz az. Bunu ileriki aşamalarda 2 gün araya bir gün biz alıyoruz. Her arıdan 100 gram falan ortalama polen alabiliyoruz her gün. Yani 2 gün arı kendine taşıyacak. Bir günde biz kendimiz alıyoruz. Tamam. Sevgili seyircilerim, bu gördüklerinizde propolis. Propolis ne? Arının kendi kovanını korumak için, kendi kovanına mantarların, mikropların girmesine mani olmak için doğal, %100 doğal antibiyotikli bir madde salgılıyor. Soğuk olduğu zaman bu aynı zamanda yeni başlamış soğuğa karşı korumak için. Hem kendisini. Ön giriş noktalarındaki delikleri daraltır, hem de yani bu üstünü tamamen böyle çoğunluğunu yapar. Arı ırkına göre de değişebilir. Bazı böyle az yapan olur, bazısı çok yapan olur.
abimle güzel bir hatıra fotoğrafımızı da çektiriyoruz. Bu arada arılarımız da geliyor güzelce. Onları da biz de çektirmek istiyoruz diyoruz. Beraberce çekiliyoruz. Bu arada kardeşimizi de çağıralım. Sen de gel böyle. Gel. Şöyle bir güzel hatıramızı çektirelim. Çünkü bizi uzun yoldan getiren kardeşimiz. Abimiz de bize burada güzel bilgiler verdi. Çok teşekkür ederiz. Size güzel bir arı programı yapmak istedik. Arıyı, balı şöyle bir kaşık alıyorsunuz ama ne zahmetlerle olduğunu görmenizi istedik sevgili seyircilerim. Allah yardımcılar olsun. Allah güzel, hayırlı işler, hayırlı bol kazançlar versin inşallah. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi arıcılık kolay bir iş değil. Çok uğraş istiyor, çok bakım istiyor. En büyük düşmanları da ayılar. Organik bal yapmak için çok tepelere çıkıyorlar. Ama tepelere çıkıyorlar, orada da hayvan da kendi gıdasını yapmak zorunda. O da bala çok meraklı. İşte onlardan korunmak için CD'ler takıyorlar, ışıklar yakıyorlar. Gelince ses yapıyorlar. Ama ayı çok akıllı hayvan. Gelip o telleri bile söküp arasından girip balını gene alıyormuş. Anlattılar. Vay. Güzel hikayelerini. Sevgili kardeşler, şimdi size maalesef Çinliler balın bütün kokusunu çok güzel ürettiler. Nefis bir bal kokusu ürettiler. Bakın ben size şimdi bir kağıda sıkacağım, koklatacağım. Seyircilerime koklatayım. Önce ben koklayayım. Evet. Koklatayım. Yorum şu, yapmayayım da bir de bacılara bakın. Bacılara koklatmayayım. Bakın şunu şöyle bir koklayın. Tut mikrofonu Serap Hanım. Bal gibi mi abla? Bal gibi geldi bana. Ha? Bal kokusu değil. Bal kokusu gibi. Aynı bal. Bakın. İşte maalesef. Şimdi size yaklaşık kilosu 3 liraya mal olacak bir bal yapacağım. Petek bal biliyorsun. Petek bal kokuyor değil mi? Evet. Evet, maalesef öyle. Evet. Şimdi bakın nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Gözünüz önünde hemen yapalım. Vay, bal yapıyoruz şimdi. Evet, sevgili kardeşlerim. Arısız bal. Evet, balımızı yapıyoruz kardeşler gördüğünüz gibi. Şimdi yapılıyoruz. Evet. Biz biraz insaflı davrandık. Normal baldan da ilave yaptık çok hafif bir şekilde. Bundan da... Evet, ondan da kattık biraz. Bu esans. İşte bal esansı. Bal esansı. Çinliler yapmış. Sevgili kardeşlerim, şimdi şu ablalarıma götür koklasınlar onu. Ben burada kardeşlerime ikram ediyorum şimdi. Ha biz bakalım. Evet, daha önce biri gerçek hangisi? Bal, biri sahte bal. Biri sahte bal. Şimdi bakalım kardeşlerim hangilerini bilecekler. Tamam. Öncelikle şimdi şurada bir bakın. Berna Hanım gel bana yardım et. Feridun Bey tadına baktırayım mı? Çok az bakabilirler. Hiç zararlı bir şey değil ona göre. Tamam, bir daha kaşıkla zararlı bir şey değil. Bakabilirler. Tamam. Şimdi kardeşlerim bir bak bakalım. Seyircilerime tattırıyorum. Burada 3 tane jüri oturttum. Şunu birinciyi tat bakalım. Dur bir orada dikkati orada. Burada mıyız şimdi? Mikrofon burada mı? Berna karıştırma tamam, bir dakika koyar mısın? Oynamayın. Evet. Tut bakayım abla şunu şöyle. Damlatma üstüne. At ağzını hemen. Yani damlatma diye söyledim. Ay çok heyecanlandım. Tattınız ben. Değil mi? Gerçekten çok heyecanlandım. Şimdi şunları al Berna Hanım. Al onları. Şimdi yaptığımız balı tattırıyoruz bakalım. Önce birinciyi verdim, sonra ikinciyi verdim. Birinci mi bal, ikinci mi? İkinci. Bir dakika, ilk baştan soralım. İkinci. İkinci? Evet. Diyorsunuz ki gerçek bal. Evet. Tamam, unutmayın. Sen? İki. İki mi? İkinci. İkinci. Tamam. Birinciyi diyorum ben. Birinciyi diyorsun. Tamam. Ay çok merak ettim. Bakın gördüğünüz gibi maalesef kardeşlerim, bu iki ablam bilemedi, o ablam bildi. Öyle mi? Evet. Evet. Yani öyle mi? Evet. Çünkü ilk
yediğim hem bal kokusu vardı hem lezzeti vardı. Tam bal kendini görse diyor. Bunda hem koku vardı bir de acımtıklık vardı sonra ikinci yediğimde. Yani koku olduğu, ilaç olduğu besbelli oluyor. İlk sen yediğim, organik bal çok yemişsin. Sen İlkini yediğim için. Nerede yedin sen iyi bal? Sen iyi kayınvalidemin balı vardı. Arı kovanları vardı hocam. Gelin, yeni gelin gelinki çok yapardı. Oradan yediğimi biliyorum. Şimdi dinleyin kardeşlerim. Hakikaten ayırt etmek çok zordur. Peki iyi bal, iyi balı nasıl ayırt edeceğiz? İyi balı nasıl ayırt edeceğiz? Ağzınızda aldığınızda güzel bir tat gelecek. Dilinizle damağınızın arasında şöyle alacaksınız böyle. Ondan sonra yutarken de hafif boğazınızı yakarmış gibi olacak. Bak ne güzel söylüyor. Hafif yakacak. Ona çok dikkat edeceksiniz sevgili kardeşim. Ben de bakmak istiyorum ya. Birincisini Serap Hanım. Öyle mi? O birincisi işte bal. Kokusu bir de yani. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim buna dikkat edeceksiniz. Ama benim size söylediğim sertifikalı güvendiğiniz bildiğiniz yerden alınız. Hakikaten ayırt etmek çok zor. Kardeşlerim haklılar. Ben de ayırt edemiyorum. Ama güvendiğim bildiğim yerden alırsanız bu işten bu rahat ediyorsunuz. Onu söylemek istedik. Bu mu gerçek? Evet. Bu tamam. Dur oynama Serap Hanım. Şimdi bu ablamla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Bu ablamı bir sene önce bizim programa gelmişti. Ellerini yönetmenim gösterebilirse ellerini göstereyim. Ellerinde çok büyük egzematik yaraları vardı. Şimdi bakın gösteriyor. Ekran gösteriyor şu anda aynı ablam. Bakın elinde gösteriyor sağ olsun ekranda. Görüyorsunuz elleri nasılmış ablamın. Tam bir sene, geçen sene Ekim ayında gelmişler. Biz kendisine şimdiki hali de bu. Bakın. Görüyor musunuz halini? Bak şimdiki hali bu. Daha önceki hali nasıl, şimdiki hali nasıl? Evet, ver mikrofonu. Rahatladın mı? Çok rahatladım hocam, sağ olun. Peki ne yaptık? Kendi kanından krem yaptık. Hani biz kök hücre PRP diyoruz ya, ondan krem yaptık. Bir de kendisine moral verdik. Bunun esas oluş sebebi stres, sıkıntı, üzüntü. Bakın ne haldeydi? Göstermedik ama ayakları da aynı şekildeydi. Doğru mu? Ayaklarım da düzeldi hocam. Hiçbir şey kalmadı. Pırıl pırıl şu anda. Sadece iyileştiğine inandığınız her şey tedavi olur. Kök hücrenin sayesinde bu ablamızı da düzeltmiştik. Onu da kendilerine gösterelim. Teşekkür ederiz. Evet. Bu ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Biz şimdi size buradaki söylemek istediğimiz hiç kötü örnek olmak değildi. Sadece balı güvendiğiniz, bildiğiniz yerlerden devletimizin, Tarım Bakanlığı'nın izni olan balları almaya çalışsınız. Ya da ben çok güveniyorum, benim komşum, tamam al. Ben çok güveniyorum, Çamlıdere'nin esnafı, tamam al. Ben çok güveniyorum, Şemdinli'nin esnafı, tamam al. Güvendiğin kişiden al, bilmediğin, inanmadığın kişiden alma. Yalnız bir şey daha söyleyeyim. Bal ucuz bir şey değil. Öyle 10 liraya 5 liraya bal olmaz. Bunu da unutmayınız. Evet sevgili kardeşlerim. Peki petekli mi peteksiz mi? Ne dersiniz Selim Bey? Onu şöyle. Ha? Petekli peteksizi siz kendiniz karar verin. Peteğinde de önemli şeyler var. Organik petek olması lazım. Hı. O da ayrı mesele. Buyurun. Şimdi ben size çok önemli bir nimet daha yapıyorum. Bir sirke yapıyoruz. Bu sirke ne sirkesi? Üvez. Üvezin özelliği ne? Şekeri düşürücü özelliği var. Zayıflatıcı özelliği var. Üvezin kendisinde de var ama üvezin yaprakları esas şekeri düşürüyor ve zayıflatıyor. Aklınızda olsun. Üvez yaprağının çayını için. Üvez yapraklarını kurutunuz. Ondan sonra her kaynayan suyun içine bir tutam üvez yaprağı atınız. Bir dakika kaynatınız. Bir dakika demleyiniz. Her yemekten bir saat önce bunu içiniz. Ya da yemekten sonra da içebilirsiniz. Bir saat kadar sonra. Bu üvez... Üvez yaprakları hem şekeri düşürüyor hem de kilo vermede çok faydalı, haberiniz olsun. Aynı zamanda üvez vücudumuzda böbrekleri temizleyici özelliği var. Öksürüğe karşı çok faydalı, balgamları söktürüyor yani ciğerlerdeki kötülükleri. Kalp krizine faydası var. Bu sirkeyi bakın tam zamanı nasıl zamanı? Bütün pazarlarda var şimdi, bu üvezi alınız. Üvezin bir özelliği vardır, nedir? Nedir? Olgunlaşacak, neredeyse çürümeye yakın olacak, o zaman yiyeceksiniz. Hmm. Üvezi böyleyken yerseniz ağzınızı buruyor ama şöyle yerseniz, bakın böyle kahverengiye dönmüş, olmuş şeklinde yerseniz o zaman tadı güzel oluyor. Allah. Muşmula gillerden bu da, dağlarda yetişir, çok güzel bir nimetimiz. Bunun olgunlarından... Ekşi mi tadı? Yete bak.
Vallahi hiç üvez yememiştim ama üvez yaprağı çayı içmiştim. Bir de şunu ye. Zayıflatır demişlerdi, içmiştim. Şuraya böyle da koyayım. Tamam. Serap Hanım'a zayıflatır diye zehir bile verebilirsiniz. Öyle demişlerdi. Hep bir zayıflatır deyin, gerisini merak etmeyin. Yok yok. Artık sizin yaptıklarınızdan şaşmıyoruz Feridun Bey. Evet, üvez yap, üvezi atıyoruz. Bir daha söylüyorum, bu sirke kalbe karşı çok faydalı. Kilo vermeye çok faydalı. Şekeri düşürmede yardım oluyor. Bunları yapınız sevgili. En doğal sirke muhakkak yapınız. Bu sirkeleri keşfedeli de bak, ben zayıflamak için hiçbir şey yapmıyorum. Sadece sirke içiyorum. Duyuyor musunuz kardeşler? Evet, sadece sirke içiyorum. Bana da çok yazıyorlar, çok soruyorlar, nasıl zayıfladınız, nasıl zayıfladınız? Sirkelerin benim üzerimde çok etkisi oldu. Şöyle etkisi oldu. Feridun Bey, bir gün getirelim. Sizin iş yerinizdeki şey tartıda da tartıldık. Metabolizma yaşım resmen geriye doğru döndü. Evet, evet, bir de o metabolizma yaşını ölçelim. 26 yaşında çıktım metabolizma yaşında. Ben sirkelerin Serap Hanım biraz daha küçülecek, kundağa gelecek. Evet, aynen. İyice metabolizma yaşını şimdi düşürüp şimdi dediği doğru düşürüp... bir alet var bizde. Bu aletin özelliği normal kiloyu tartıyor, durumu ölçüyor. Ondan sonra diyor ki evet, sizin diyor metabolizma yaşınız, bedeninizin yaşı. Evet. Biri yani 26 sağlık... çıktı, biri 22 çıktı. Evet, 25 benim yaşında çıkıyor Serap Hanım. 22'de çıktı. Öbürü neydi? Evet. Ha? İyi. Oh, çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Ama şimdi... gerçekten sirkelerin çok etkisi evet, oldu. Evet, şimdi kardeşlerim, 1 kilo üvezin içine 4 litre su koyuyoruz. Bakın sirkelerde hep aynı işlemi uyguluyoruz. Aklımız karışmasın diye. Lütfen diyoruz ki siz de bunu muhakkak uygulayınız. Ne yapacağız? Ne gerekiyor şimdi kardeşler? Söyleyin. Tuz. Tuz. Nasıl tuz? Kaya tuzu. Ne kadar? Bir çorba kaşığı. Peki ne gerekiyor şimdi? Bir bardak sirke. Ne sirkesi? Ne sirkesi olursa olsun. Bunu koyduk. Ondan sonra ne gerekiyor? Ha, bu sirkede çok önemli bir şey daha yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Pancar ilave yapıyoruz. Tam zamanı. Burada bedenimizde kan yapıcı özelliği çok fazla. Bunun da çok faydaları var. Vücudumuzun direncini kuvvetlendiriyor. İmmün sistemi, yani koruyucu sistemi kuvvetlendiriyor. Antioksidan. Antioksidan ne demek? Vücuttan pislik atan, toksin atan demek. Çok faydalı. İşte bu sirkede size bir sürpriz yapmak istedik. Onu dikkatinizi çekeyim diye sona sakladım. Gördüğünüz gibi kırmızı pancarda ilave yapacağız buna şimdi. Kırmızı pancarları da küçük küçük doğradık. Biraz sonra kırmızı pancarın neye yaradığını da anlatacağım sevgili kardeşlerim. Göreceksiniz birkaç gün sonra bu sirkemiz kıpkırmızı renkte alacak bu pancarların pancar sayesinde. Pancar da zayıflamada çok etkili. Ağzınıza değil mi sağlık. Evet. Bu sirke hem kilo vermenizde hem kilo vermenizde. Bismillah dedik, hepsini iyice bir karıştıralım. Tamam. Şimdi ağzını kapatalım. Bakın şimdiden hemen rengini verdi. Görüyor musunuz pancarın güzel rengi? Hemen almaya başladı. Lütfen bunu yapınız. Çok faydasını göreceksiniz. Üvez artı pancar sirkesi. Hı hı. Üvez aralarda artı karıştırıyorum pancar ben sirkesi. Evet, aralarda muhakkak hı hı karıştıracaksınız. Aralarda üstünde karıştırıyorum. Beyazlama olursa problem değil. Beyazlama olursa problem değil ama yeşillenme olursa, küf olursa onu alacaksınız. Evet. Biraz sonra size öksürükle ilgili çok önemli şeyler anlatacağım. Ne olur kaçırmayın. Serap Hanım yapacağı meme ile ilgili bir karışım var. Onu kaçırmayın ama bu öksürük şurupları çocuklarınıza da verebileceğiniz büyük nimet. Pancardan size çok özel bir öksürük şurubu yapacağım. Biraz sonra göstereceğiz. Reklamlardan sonra buradayız. Sevgili kardeşlerim, size ülkemizin güzel nimetlerini tattırmak istiyorum. Devletimiz diyecektim birden. Ülkemizin güzel nimetlerini tattırmak istiyorum. Evet. Bu üvez çok önemli. Biraz önce ay, ablamız da anlattı. O, Feridun Bey. Şu da dağ eriği, dağ eriği. Bir yedim ağzım buruştu, konuşamıyorum. Ha? Benim verme sebebim neydi? Mahsus Serap Hanım'a ben bunu verdim, ye dedim. Yedi, ağzı yüzü buruştu, konuşamıyor. Ben rahat program yapıyorum kardeşlerim. Demek ki neymiş? Siz de şöyle vereyim bak birkaç tane. Şöyle bir görün bakalım. Çok konuşanlara bir tane. Üvez. Bir tane şu üvez. Da dağ eriği, bu da dağ eriği, bu dağ eriği, şu da üvez. Ama bunları kaçırmayın. Lütfen bunları, hı? Bunları vereyim al. Bu dağ eriği, bu üvez. Al şu dağ eriği. Ha? Dağ eriğini pelverisini yap. Tamam, al. Hadi yiyen var mı? Nasıl? Evet. Ha, buruş mu? Dilim şu an çok kötü. Evet. Evet sevgili kardeşlerim, şimdi size dinleyin.
çok önemli bir şey yapacağım. Ne olur bunu yapın, tam zamanı, öksürük için büyük nimet. Nezle grip var, büyük nimet. Ciğerlerim doldu diyorsanız çok büyük nimet. Neden yararlanacağız? Kırmızı pancarı alacağız. Kırmızı pancar vücudumuzun direncini kuvvetlendirmede çok önemli. Toksinleri atmada çok önemli. İltihabı önleyici özelliği var. Kansere karşı koruyucu özelliği var. Tansiyon düşürücü özelliği var. Bağışıklık sistemini düzeltiyor. Bir tane aynı kırmızı zamanda pancarı aldık. Tepesini açtık. Güzelce içini oyduk. Kardeşlerim, içini oyduktan sonra şöyle sert bir kürdanla ya da bir bıçakla şöyle dibinden 5-6 kez deliyoruz şöyle. Çatal da olur. Çatalla delemezsiniz Serap Hanım böyle. Öyle mi? Kürdanla olsun. Delemezsiniz. Tamam, kürdanla bakın böyle deldik. Sonra dinleyiniz tamam, kardeşlerim dinleyiniz. Bunu kara turpla yapıyorduk. Bakın bununla yaptık. Çok daha güzel oldu. Kırmızı pancarla yaptık. Çok güzel oldu. Nasıl yapacağımızı anlatıyorum. Şöyle zencefili aldık, taze zencefili. Güzelce rendeledik. Bakın şöyle rendeledik. Ne kadar? Şöyle bir parmak kadar zencefili ya da bir tutam zencefili. Taze zencefil ama. Ha, taze zencefil bulamıyorum. O zaman toz zencefil de koysanız olur. Şimdi ne yapıyoruz sevgili kardeşlerim? Yaklaşık zencefilimiz, bir tutamda zencefili bunun içine şöyle oturtuyoruz güzelce. Toz da olur. Toz da olur ama tamam, tazenin içinde başka maddeler de var. Uçmuyor. Tozdakinden daha iyi taze bulursanız. Bunun üstüne, bunun üstüne de şöyle bir çorba kaşığı kadar da bal koyuyoruz. İşte kardeşlerim, size bomba kere bomba, çok altını basit bir şey. Altını böyle mi kestin? Evet, öyle kestim. Tamam. Şimdi elini elini keseceksin, ondan sonra uğraştıracaksın. Yok yok. Bir de çatal da olmaz dedin ya, bak oluyor işte. Niye olmasın ya? Oraya değil ki sen... Nereye? Dur Serap Hanım, zaten vakitim dar, bir dakikadır. Bakın kardeşlerim, altını delemez. Denemez. Öyle siz kürdanla yapın, elinize maçı kaçar, olmaz. Bakın deldik biz, yaptık, bakın koyduk. Ha bak, damlamaya başladı hemen. Görüyor musunuz? Koyun bunu böyle sabaha kadar damlayacak. Balı biterse biraz daha bal koyun üstüne. Bakın şöyle bir nimet çıktı altında. İşte kardeşlerim. Bunu şöyle bir kabın içine koyun ya da bir şişenin içine koyun. Çocuklarınıza ya da kendiniz her zaman şöyle bir tatlı kaşığı için. Şöyle seyircilerime bir tattıralım bakalım bunun evet, tadını. Bu muhteşem bir daha söylüyorum. Bir şey. Bağışıklık çok sistemi iyi bir kuvvetlendirici. Şekilde nezleden, gripten kurtulursunuz. Boğaz ağrısından kurtulursunuz. Lütfen bunu yapınız. Şimdi mesela ben bir tatlı kaşığı alsam şimdi. Al. Tamam. Seyircilerimize de verelim. Götür. Şimdi hayır, kardeşlerim bir nimet daha yapıyorum size. Lütfen bunu da yapınız. Çok faydasını göreceksiniz. Nasıl yapıldığını anlatıyorum. Kavanozun içine koymak zor oldu. Şöyle bir cam kavanoz olabilir. Şimdi bir başka bomba daha yapıyorum kardeşler. Nezle grip için lütfen bunu da yapınız. Bir tane soğanı rendeledim. Güzelce rendeledim. Biz şöyle bir kavanozun içine koyduk ama isterseniz siz bunu şöyle bir kabın içinde de koyabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Biz kabın tamam, içinde kabın yapalım, daha kolay olacak. Bir soğanı sakın rendelemeyeceksiniz. Sakın soğanı rendelemeyeceksiniz. Küçük küçük doğrayacaksınız. Rendelerseniz olmuyor. Suyu çıkıyor, iyi olmuyor. Ne yapıyoruz? Öksürük şimdi, şurubu. Vücudumuzun direncini kuvvetlendirme. Öksüreğe karşı, nezleye, gribe karşı inanılmaz bir nimet yapıyoruz. Ne yaptık? Küçük soğanı rendeledik. Ama küçük küçük doğradık, rendelemedik. Üstüne pancar, bir tane kırmızı pancarı. Neredeydi deminki pancarımız? Deminki pancar budur. Bakın şöyle bir tane pancarı. Küçük küçük doğradık onu da. Bu pancarda da yalnız püf noktasını söyleyeyim. Ne kadar küçük doğrarsanız o kadar iyi. Kuşbaşından daha küçük doğrayınız. Sevgili kardeşlerim. Soğanla pancar. Evet. Heh. Bunun içine iki diş de sarımsağı. Sarımsağı şöyle ezdik attık. Şöyle iyice ezdik. Ya da onu da böyle küçük bir şekilde doğrayabilirsiniz. Küçük küçük şöyle. Bakın sarımsağı da şöyle doğrayalım buna. Sarımsağı da şöyle rendeledim ya da küçük küçük doğradım. Rendelemekten ziyade doğramayı tercih ediniz ya da ezip atabilirsiniz. Bir daha söyleyelim. Bir tane soğan, bir tane pancar, iki diş de sarımsak. Doğradık hepsini. Küçük küçük doğradık, küçük küçük doğradık. Sevgili kardeşlerim, bunun üstüne bir çorba kaşığı kadar bal koyacağız.
koyduk. Evet, bunun üstüne birazcık da su ilave yapacağız. Bunu böyle bırakacağız. Sabaha kadar bekleyeceğiz bu. Bakın burada beklemişiz, nasıl renk almış. Ne koyduk? Bal koyduk. Ne koyduk? Su koyduk. Ne bekledik bunu? Bekledik, iyice bunun tadı buna geçiyor. Bütün içindekiler geçiyor. Ondan sonra bunu süzüyoruz. Biz geceden yaptık, vakitten kazanalım diye şöyle süzelim. Hiç karıştırmadık değil mi? Hiç karıştırmadık. Güzelce süzdük. Soğan iyice suyunu bıraktı. Evet, süzdükten sonra. Ne güzel oldu. Süzdükten sonra sevgili kardeşlerim, bunun içine bir tane limon suyu. Şimdi birazcık da buna da biraz daha bal katabilirsiniz isterseniz tadını güzelleştirmek için. Biz bir bomba daha yaptık. Acaba bu ne? Bu ne? Ne? Pancar suyu mu? Pancar suyu mu? Bravo, nar suyu. Tam zamanı, tam zamanı. Narda da çok büyük hikmet var, çok büyük nimet var. Yaklaşık bir bardak kadar da, çay bardağı kadar da, bir fincan kadar da nar suyu ilave yaptık. Bu bomba oldu Feridun Bey. Aynen öyle. Gerçekten bomba aynen oldu. Öyle. Lütfen hiç bunu yapınız. Hiç hastalanmayız. Çocuklarınız çok faydalanacak. Şöyle bir fincan kadar içiriniz. Hasta olsun olmasın. Buzdolabında bekletelim. Olsun, ha, buzdolabında bekletelim. Tamam, olsun bekletelim. Olmasın. İçiriniz. Neden? Kaptığı mikroba karşı hemen vücudun direnciyle yensin ki hastalanmasın. Bir daha söyleyelim. Doğal soğan, antibiyotik. Soğan, sarımsak, kırmızı pancar. Biraz su, biraz bal koyduk. Sabaha kadar beklettik. Süzdük. Üstüne nar suyu ve limon suyu ilave yaptık. İşte size bir nimet. Lütfen bunu muhakkak yapın. Şunu şöyle 4 kişilik bir aile herhalde 3-4 günde bitirir. Bir daha yeniler. Bir ağzınıza daha sağlık. Her bir daha anlatalım. Bir kür gibi. Bir tane soğan. Doğal antibiyotik. Bir tane pancar. Kırmızı pancar. İki diş de sarımsak. Bunları güzelce küçük küçük doğradık. Doğruyoruz, rendelemiyoruz. Üstüne biraz su, bir bardak kadar su. Bir çorba kaşığı, iki çorba kaşığı kadar da bal koyduk. Bunu sabaha kadar beklettik. Sabaha kadar beklettik, süzdük. Ondan sonra bunun üstüne bir tane limon suyu, bir bardak kadar, çay bardağı kadar da nar suyu koyduk. Lütfen yapınız. Ne güzel. C vitamini çok bol. Doğal antibiyotik. Her şey aslında. Çocuklarınızın en ufak bir ateşlenme gibi olunca hemen antibiyotik arası İlaç başlamayınız. Vermeyin. Hemen bunları evde yapınız. Tabii geçmiyorsa doktorlarınıza muhakkak müracaat ediniz. Ağrı kesicilerle ilgili, ateş düşürücülerle de ilgili çok büyük sıkıntılar var. Evet. Doktorlarınıza danışmadan sakın ağrı kesici ve ateş düşürücü ne kendinize ne çocuğunuza vermeyiniz. Doğal yollarla çocuğunuzu mesela yıkayınız. Yıkayınız, o da ateş düşürür. Çocuğunuzun üstünü silin, o da ateş düşürür. Çocuğun ateşi var diye üstünü örtüyorsunuz, daha çok ateş çıkarıyorsunuz. Lütfen anlatacağız, ateşte evet. Anlatacağız. Şimdi ben size bir nimet daha anlatayım. Hemen bir kabın içine. Nasıl yapacağımızı anlatıyorum. Lütfen bu bombayı da yapınız. Bu da çok önemli. Kolayca yapabileceğiniz. Bu da grip için mi? Evet. Sağlık için. Öksürük için ve grip şifa için. Şifa için. Aha. Bir tane zencefili şöyle rendeledik. Bir parmak kadar zencefili. Taze zencefil kullanmanızda daha çok yarar var. Her yerde bulabiliyorsunuz. Artık devletimizin her yerinde var. Bütün marketlerde. Bir de sen kabuklarıyla kullanıyorsun değil mi? Evet. Ona güzelce yıkıyorum. Kabuklarıyla ben. Yapıyorum ben. Evet. Kabuklarıyla. Ama yıkayacaksınız. Kabukları güzel soymadan yapıp çünkü rendeliyor Ferit Bey. Çünkü kök bu. Çok güzel bir nimet. Patates gibi bakın. Patates gibi. Patates evet. Kabuğuyla yiyin. Ben patatesi de kabuğuyla yemenizi tavsiye ediyorum. Güzelce zencefil doğradık mı? Doğradık. İçine bir parça ne koyacağız? Peki hadi bunu da bilin bakalım. Bilirler, bilirler. Ha? Bravo, havlucan. Ya bunlar derslerini çalışıyorlar. Ya bir seyirci var ya da kopya çekmişler hepsini biliyor. Havlucan ne kadar koyacağız? Yaklaşık öyle bir parça da havlucan koyacağız. Evet, havlucanları da kırdık, attık. İçine bir tutam da ıhlamur koyduk. İki bardak da su koyduk. Yarım da limon suyu koyacağız. Yarım da limon suyu koyduk. Hepsini yaklaşık 5 dakika kadar kaynattık. 5 dakika kadar demledik. Süzdük. Bunu da çay gibi içtik. Bu da öksürüğe çok büyük nimet. Ailede kaç kişi varsa hepsine yapabilirsiniz. Lütfen söyle. Bir ne daha kadar, söyleyeyim. Ne kadar kaynattık? 5 dakika kadar. 5 dakika. Neden? Kök var içinde. Kök havlucan var. Olduğu için. Sadece ot olsaydı, sadece çiçek olsaydı 1-2 dakika yetiyordu. Bir daha söylüyorum. Kaynar bir su aldınız. Kaynar suyun içine atıyorsunuz. Zencefil, havlucan, ıhlamur. 2 bardak kaynar suydu. Bunun üstüne de yarım limon sıktık, kaynattık. Bunun suyunu da içiniz. Nimet. Ama şunu kesin muhakkak yapın. Yapınız. Yapmazsanız hakkımız olsun evet. Demiyorum. Çok faydalı olduğu için çok isterim yapmanızda.
çok kolayca çocuklarınızı rahatlıkla iyileştirebileceksiniz Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, hemen ayakkabılarımızı veriyoruz. Ayakkabılarımızı... Alo diyelim değil mi? Bilenlere, hemen şifremizi bilenlere ayakkabılarımızı teslim ediyoruz. Alo dedik. Şifremiz neymiş? Hülya ablacığım, hoş geldin Antalya'dan. Hoş geldiniz. Yayınlar Feridun Bey. Neydi şifremiz canım kardeşim? Dünya. Dünya. Evet, evet kardeşim, doğru bildiniz. Kaç numara istiyorsunuz? 37 numarayı. Anneniz için o zaman düz model, geniş kalıp yollayalım, çok rahat edecek. Annenizin ayakları taraklı mı? Evet, taraklı. Tamam, geniş kalıp yollayalım, düz model yollayalım, çok rahat edecek. İnşallah, Allah'a emanet ol canım kardeşim. Bir telefon daha aldık. Emine Biçer, İstanbul'dan. Emine kardeş, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Feridun Bey. Neydi şifremiz kardeşim? Dünya. Bravo. Kardeş, kaç numara istiyorsun? 38 numara annem için. O zaman düz, annenize de düz model yollayalım. Annenizin ayağı taraklı mı, geniş mi? Taraksız, normal. Tamam, o zaman ona ince kalıp düz model yollayalım. Güle güle kullansın, bize de dua etsin inşallah. Bir telefonu aldık. Yusuf abi Ankara'dan, hoş geldin, hoş Yusuf geldiniz. Abi. Hoş bulduk. Nasılsın Yusuf abi? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Senden de canım abim. Şifre neydi Yusuf abi? Dünya. Dünya. Kaç numara istiyorsun Yusuf abi? 42 numara. Düz mü? Siyah. Düz siyahtan yollayayım, şöyle pamuk gibi giy. Ama programa da bekliyorum. Ayakkabıyı giy, gel programa. Bekliyorum seni. Yalnız bir şey sorabilir miyim? Hadi sor hemen. Bu verdiğiniz öksürük için tarife hamile kadın kullanabilir mi? Bravo. Çok teşekkür ederim. Bu verdiğimiz öksürük için verdiğimiz karışımı hamile kardeşlerimiz de kullanabilir. Hiç korkmadan kullanabilir. Ne var içinde? Soğan var, pancar var, sarımsak var, limon var. Kesinlikle kullanabilir. Şeker hastaları bal koymasınlar. Şeker hastaları bal koymasınlar. Hakiki balda bir şey olmaz falan diyorlar ama ben gene de dikkatli davranıyorum. Şeker hastaları bal koymasınlar. Çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Yusuf abime de selamlar gönderdik. Sevgili kardeşler, reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine söyleyeceklerimiz var. İnşallah buradayız reklamlardan sonra. Sevgili seyircilerim, tam zamanı. Bu at kestanelerini toplayınız. Size anlatacaklarım var bununla ilgili. Sakın kaçırmayın, muhakkak toplayınız. Bu şurubu muhakkak yapınız. Kırmızı pancarla beraber zencefil koyduk, bal koyduk, süzülüyor bakın. Hala damlıyor. Çok güzel bir nimet, muhakkak yapınız. Bunların hepsini acaba ben nereden bulabilirim diyorsanız böyle bir kitap yaptık size. Bu kitabın içinde hepsini bahsediyoruz. Bu kitabın bütün geliri şehit ailelerine bağışlanmıştır. Devletimizin açtığı hesap numarasına yatırılıyor. Lütfen siz de alırsanız faydalı olur. Nasıl alacaksınız? Ankara'nın alan kodu 0312 440 4050 numara. 440 4050. 40'ı bilin, 4050'yi bilin. 440 4050'den isteyebilirsiniz. Ücretsiz kargo teslim gelecek size. Yalnız dinleyiniz. Bunun bütün geliri bağışlanacak. Size de göstereceğiz bütün her şeyle. Ama bu arada bir şey de danışmak istiyorum. Bir şey de sormak istiyorum diyorsanız 0312 440 4050'ye sorunuz. Elimizden geldiği kadar size yardımcı olacağız programa gelemeyenlere. Evet. Yarın sizlere kemik erimesinden bahsedeceğiz. Yarın size çok özel, evde hepinizin yapabileceği güzel bir peynir yapacağız. Peynir sağlıklı yapacağız. Kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.